Kur'an-ı Kerim'i aşk ile okumak, bu Rabbimin benimle mükâlemesidir. Rabbim bana bir şeyler söylüyor, ben kulak vereyim. Gözün de kulağı var, kalbin de kulağı var. Evet. Biz öğrenmek fiilini son iki asırdır çok daraltıyoruz. Yani evet. metinsel öğrenme, hatta Kur'an-ı Kerim'i giderek bir metin olarak algılıyoruz. Bu çok yanlıştır. Biz Allahu Teala'nın ona aşk ile bağlı olan kullarıyız. Yani dünyayı yakarız. Bana ne? Yani benim Rabbim var. O ne dediyse o. Olay bitmiştir. Raconu Allah keser. Yani kulların hiçbirisi hangi güçleri, hangi kudretleri olsun beni ilgilendirmez. Her namazdan sonra söylüyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. E şimdi bunu günlük hayatımızda yapmak mesela abi. E mesela İhlas suresinde aslında İhlas kelimesi geçmiyor. Evet hiç geçmiyor. Neden? Neden ona ihlas deniliyor? İşte bu tevhid makamı olduğu içindir. Yani sadece Allahu Teala vardır. Bakılacak odur. Tapılacak odur. Maksat odur, maksud odur. Geri kalanlar ikincildir. Allah'a bağlı ise Resulullah Efendimiz gibi, ashab-ı kiram gibi en bağlı olanlardan başlayarak bizim için de ölçüdür. Allah'a bağlılık esasındadır kıymet. O kıymetleri veriyoruz. Bunun zıttı riyadır. E, Riya zaten görünmek anlamında geliyor hocam daha iyi. Eee evet. riyakar ama bugünkü topluma, bugünkü dünyaya baktığımız zaman mış gibi yaşamak neredeyse bize öğretilen bir şeydir. Evet. Bunun zıttı da var. Mesela bazı insanlar da diyor ki kaba saba davranışlarda bulunuyor. Karşıdakini yıkıyor, geçiyor, kalbini falan kırıyor. Ondan sonra diyor ki ne yapayım ben böyleyim. Başka türlü mü davranayım yani? Ben buyum. Evet. Şimdi o da değil. Yani Odun da incelmeli. Odunluk samiyet değil. Buna da dikkat etmek lazım.